de yine geldi karşınızda fakir. Dinlemiş sizi gülerek anlatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum. Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum. Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum. Ya binamızda Suriyeliler vardı. Bugün daireyi boşalttılar. Bütün muslukları söküp banaları açıp su şeylerini açıp bütün binaya su bastırdılar. Dükkanlara kadar sular indi aşağıya kadar. Görüyorsunuz işte vaziyeti. Arkadaşım dükkanına da su bastı. İtfaiye geldi, polis ekipleri geldi arkadaşlar. Yani zor zoruna çilingirle kapıyı açtık. Hemen hemen şuraya kadar daire su dolu vaziyette. Bu şekilde uğraşıyoruz. Millet görürsün. Geç. Evet arkadaşlar. Yayına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, Devlet Bahçeli'nin elini öpen özel harekat polisleriyle ilgili her gün yeni yeni tepkiler geliyor. Mecliste MHP'li kadın bir milletvekili, özellikle kadın, burası önemli, Devlet Bahçeli'nin adı gibi bir devlet olduğunu, polislerin de onun elini öpmesinin normal olduğunu söylüyor. Liderimiz Türk devlet ve siyaset hayatının mümtaz bir şahsiyetidir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışını şiar edinmiş, inandığı gibi yaşayan bir liderdir. Türkiye Cumhuriyeti 57. hükümetinin başbakan yardımcısıdır. Geçici olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmıştır. Türk dünyasının bilge lideridir. Dolayısıyla şerefli özel harekat daire başkanının Türk milletini tamamlayın Sayın Kılıç. Dolayısıyla şerefli özel harekat daire başkanının Türk milletini yetiştirmiş olduğu, ömrünü ülkesine ve ülküsüne adamış mümtaz şahsiyet liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin elini öperek saygısını sunmasından doğal bir şey olamaz. Devlet Bahçeli adı gibi devlettir. Bu millet için bir nimettir. Genel kurulu saygıyla selamlıyoruz. Yani şimdi dönüp Sinan Ateş olayına baktığımızda, Sinan Ateş olayının perde arkasına baktığımızda, Devlet Bahçeli'nin elini öpen özel harekat polislerine baktığımızda, birilerinin devlet içerisinden AKP ile ilgili çok gizli dosyaları Devlet Bahçeli'ye sızdırdığını Sebahattin Önkibar'ın ortaya çıkarması olayına baktığımızda, bunu da çıkartanın Süleyman Soylu olduğunu söylüyor birileri ve Süleyman Soylu'nun yeni bir parti kuracağına dair iddialar var. Yalan gerçek. Bunlar tabii birer iddia arkadaşlar. Madem adı gibi devlet, madem gerçekten devlet gibi adam Devlet Bahçeli, bir bakıyoruz ya abi. Eski AKP'li Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Devlet Bahçeli ile ilgili söylemiş olduğu sözler ortada. Abdullah Öcalan'ın infazıyla ilgili, infaz edilmesin diye Devlet Bahçeli imza atmış. Evet, Abdullah Öcalan infaz edilmesin diye Devlet Bahçeli imza atmış. Haber orada. Başbakanlıkta bu idam dosyasının yolunu kesen kim? Sayın Bahçeli'dir. Bölücü başının idam dosyasının başbakanlıkta bekletilmesine, dolayısıyla infazın ertelenmesine karar verdiler. Ve şimdi Sayın Bahçeli diyor, benim imzamı göstersinler. Bakın, Sayın Bahçeli'nin imzası bunun da tam altında yer alır. Ne mani oldu Sayın Bahçeli? Millet size yalvardı mı dosyayı başbakanlıkta tutun diye? Millet aman Abdullah Öcalan'ı aha kapı, aha sapı. Alın neresiyle tutarsanız tutun kardeş. Yani bunu biz söylemiyoruz. AKP'lilerle MHP'liler birbirlerine söylüyor. Yani bir tarafta Öcalan'ın infazıyla ilgili işte imza atmayan Devlet Bahçeli, diğer tarafta da Bahçeli'nin elini öpen özel harekat polisleri. Milletvekilleri de Bahçeli'yi devlet diye savunuyor. Değişik bir ülke. Değişik bir kafa yapısı. İlginç. Yani nereden bakarsan elinde kalay kardeşim. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki malzeme bu. İdare edeceksin. Yani. Ya arkadaşlar ya. Hele ülkenin geldiği duruma bak ya. Hele devletin polisinin, devletin askerinin geldiği hale bak ya. Ya 15 Temmuz'a biraz geri döndüğünde, 15 Temmuz'la ilgili
O gece ben de herkes gibi şehit olmak isterdim diyenlere baktığında şu aklına geliyor arkadaşlar. Yani 15 Temmuz olayından sonra Suriye'ye tamamen girildi. Değil mi? Tamamen asker Suriye'ye yönlendirildi. Acaba 15 Temmuz'dan önceki komutanlar askerin Suriye'ye girmesine karşı çıkıyordu da. Tabii. Yani içeriden ya bunların yaş kararıyla tasfiyesi mi gerekiyordu? Yaş kararında tasfiye edersek bunu millete açıklayamayız diye mi düşündüler acaba? İlginç yani. Akıl akıldan üstündür. Fikir alışverişi yapıyoruz. Herkes düşüncesini buyursun yazsın. Bu arada Donald Trump'ın olayıyla ilgili arkadaşlar yani bana mantıklı gelmiyor dedim diye bazı arkadaşlar beni sosyal medyada linçliyorlar. Bakıyorum gerek Instagram'da gerekse YouTube'daki yorumlara. Ya arkadaş daha düne kadar bu adam sizin liderinize aptal olma diye mektup yazdı. Aptal olma diye mektup yazarken siz bu adama küfür ediyordunuz. Hakaret ediyordunuz. Bu adam şimdi kalkmış efendim 20 yaşındaki bir çocuk geliyor bu adamı vurmaya çalışıyor. Yani 20 yaşındaki bir çocuk ne kadar iyi bir keskin nişancı olabilir? Kulağından vurur. Yani o mesafeden kulağından vuruyorsun. Yani size mantıklı geliyor mu yani? He? Ya gerçekten akıllı bir adam işi değil bu yani, anladın mı? Yani bu işin arkasında bir tiyatronun olduğunu söylüyorum. İnanmak zorunda değilsin, benimle aynı şeyi düşünmek zorunda da değilsin ama ben senin düşünceni nasıl dinliyorsam sen de benim düşüncemi dinleyeceksin. Saygı sevgi çerçevesinde de yorumunu yazacaksın. Hakarete gerek yok. Hakarete girersen yani gerek yok ya. Gerek yok. Zaten 3-5 kuruş para kazanıyorsun. Ekmeğinden olma. Çoluğunun çocuğunun nafakasını, tamam mı, rızkını bize verme. Biz de Alanyalarda orada burada çatır çutur yemeyelim. Yani İzmir gibi bir yere sen kalkacaksın, Yunanlı bir şarkıcıyı çağıracaksın. Sonra da sahneye Atatürk'ün resmini koyacaksın. Haberde ne yazıyorsa ben onu yorumluyorum arkadaşlar. Yunanlı şarkıcı da diyecek ki Atatürk'ün resmi varsa ben çıkmam. Sonra sen sahneye çıkacaksın halk olarak. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Ya abi tamam eyvallah da kimse şu soruyu sormuyor. Ya bu vakıf ne vakfı? Türkiye Eğitim Vakfı geçiyor, tamam mı? Bu Yunanlı şarkıcıya para verdiler mi? Bu bir hayır gecesi mi? Ya bununla ilgili detaylı bir bilgi yok. Kimisi diyor ki yıl sonu gösterisi. Yıl sonu gösterisi ise eğer sen yani milletten almış olduğun bağışları veya ne bileyim milletin oraya vermiş olduğu paraları kalkıp da Yunanlı bir şarkıcıya nasıl verirsin? Yerli şarkıcıların ne oldu yani? Kıymeti mi düştü? Amaç nedir abi? Nedir yani? Gerçekten anlamak mümkün değil bu kafayı, bu zihniyet. Gidiyor Yunanlı şarkıcı çağırıyor. Nedir sizin bu Yunan sevdanız ya? Kimse bunu sorgulamıyor. Kimse buna bir şey dediği yok yani. Biz bu açıdan bakalım, bu açıdan değerlendirelim. Ne oldu baba? Ne oldu? Niye sen Yunanlı çağırdın? Ha? Türkiye Eğitim Vakfı. TEV. Türk Eğitim Vakfı. Ya kardeşim Yunanlı ne alaka? Yunanlı şarkıcı. Çağır Türk şarkıcı. Hepsi mi AKP'li? Yok mu sizin camiadan şarkıcı? Abi ucuzu buydu. Bizimkiler çok para istediler. Öyle mi düşünelim? Yunanlısı az para istedi. O da geldi Atatürk'ün resmini gördü. Dedi ki sahneye çıkmam. Şimdi burada iki şey var. Bir, sen ortaklaşa bağış gecesi yaparsın. Yunanlı Türk. Tamam mı? Herkes karışık. Ortaklaşa bir bağış gecesi yaparsın. Yunanistan'dan da bir şarkıcı çağırırsın. Bu şarkıcı da ortak bir bağış gecesidir diye, tamam mı, gelir. Sahnede Yunanistan ve Türk bayrağı görmek ister. Tamam. Bu budur. Ortak bağış gecesinde bu olur. Eğer ortak bağış gecesi ise. Çünkü iki halkın bir araya gelmesi, iki milletin bir araya gelmesi demektir. Bu sahnede hem Türk bayrağı olur hem Yunan bayrağı olur. Tamam mı? Ve burada da eğer sen Yunan bayrağını o sahneye asmazsan o şarkıcı sana şu tepkiyi verebilir. Kardeşim madem Türk bayrağı var niye Yunan bayrağı yok? Biz buraya bağış gecesine geldik. Değil mi? Ve ben burada Yunan bayrağı istiyorum der. Deme hakkı mıdır? Hakkıdır. Yok eğer sen buna para verdiysen, para karşılığında bunu sahneye çıkartıyorsan, tamam mı? Dönüp şu soruyu sorman lazım. Sen benim paramı niye elin Yunanlısına yediriyor? Hı? Sen benim paramı niye elin Yunanlısına yediriyorsun? Yunan generallerinin ayaklarının altına Türk bayrağını sererlermiş. İzmir işgalden kurtulduktan sonra Atatürk ve askerlerimiz İzmir'i özgürleştirdikten sonra
Atatürk konutuna çıkarken ayaklarının altına Yunanistan bayrağını sermişler. Demiş ki, hiçbir milletin bayrağı ayakları altına alınamayacak kadar kıymetlidir. İşte biz böyle bir liderin evlatlarıyız. Bu bir yardım konseri. Burada ne Çeşme Belediyesi'ne farklı kuruluşların hiçbirinin hiçbir menfaati yok. Olamaz da. Çünkü bu çocuklar için, eğitim için verilen bir konser. Biz aynen bu düşünceyle atamızın dostluk ve ebedi kardeşlik, yani savaşları zaruri olmadıkça cinayet olarak gören bir liderin sözleri bunlar. Eğitime bu hayatta en çok kıymet veren bir liderin sözü bunlar. Bu inançla Türk Eğitim Vakfı ekipleri bize geldiğinde Despina Vandi'ye sahnede yer vermek istediğini söylediler. Organizasyon kendilerine aitti. Biz de elimizden geldiğince belediye olarak destek olduk. Sonra dediler ki çıkmıyormuş sahneye çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yorulmayın, güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin çünkü. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik. Ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlar topluluğuyuz. Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımız ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi biliyorum ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede, sadece Türkiye'de değil, gittiği hiçbir ülkede bir ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını, gömdükleri ve onun sembolü olan bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Burada olduğunuz için böyle önemli bir gecede... O şarkıcı bilmiyor mu Türkiye'ye geldiğinde, hele ki İzmir gibi bir yerde sahnede Atatürk resminin olacağını biliyor. Türk bayrağının olacağını biliyor. Sen niye benim paramı onlara yediriyorsun? Bak, bağış gecesi ise iki ülkenin de bayrağı olur. Bağış gecesi değilse benim sana sormam gereken soru şu. Elin Yunanlısına benim paramı niye yediriyorsun? İzmirlinin parasını niye yediriyorsun? Buraya bağış yapan insanların parasını niye yediriyorsun? Sormak lazım. Ama kimse bu soruyu sormuyor. Niye? Çünkü onlar da aynı şey gibi bu dindarların şey yaptığı gibi hemen. Ya Allah, Bismillah diyor. Nasıl bizim siyasal İslamcılar bir anda transa geçiyorsa onlar da oradan İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa diyor. Kimse soru sormuyor. Soru soralım arkadaşlar. Sorgulayalım ya. İzmir gibi bir yerde şarkıcı mı yok kardeşim ya? Sen ne diye kalkıp da Yunanistan'dan şarkıcı çağırıyorsun? Ha, danışıklı dövüş varsa, iki tarafta bu işten nemalanıyorsa, he, o zaman tamam, eyvallah. Bana bununla gel bebişim. Bana bununla gel. Bu işin içerisinde danışıklı bir dövüş var. Şimdi İzmirli şarkıcı, Yunanlı şarkıcı gider Yunanistan'a, orada alkışlarla karşılanır. Tabii bizimkiler de burada İzmir Marşı'nı söyler, alkışladılar. İki taraf da kazandı. İki taraf da kazandı. Kim kaybetti? Kim kaybetti? Kime ne ispatladınız? Kime ne ispatladınız? Şöyle mi düşünelim? Vay be abi. Yorumlara bakıyorum. Lan bunların derdi denize dökülmek. Baba, bunları bir daha bir denize dökmek lazım falan filan. Arkadaşlar, kafayı mı yediniz ya? Gerçekten ya. Birazcık akıllı, mantıklı olun ya. Siz dönün sadece şu soruyu sorun. Bana Yunanlı şarkıcı çağırma kardeşim. Yerli şarkıcıların hayırdır? Soyu mu kurudu? Bana Yunanlı şarkıcı çağırma. Madem bu kadar Atatürkçüsünüz, he? Madem bu kadar Kemalistsiniz, yerli şarkıcılardan gideceksiniz. Elin Yunanlısını çağırıp İzmir'de bana şov yapmayacaksın. Doğruları konuşalım. Tamam? Doğruları konuşalım. Bu doğru değil. Sahneye çıkın, sahnede bunu söyleyin. Niye? Yunanlı kaçtı gitti. Belediye başkanı gelmiş. Ben buradayken kimse Atatürk'ün resmini sahneden kaldırdı. Herkesin derdi hava atmak.
Başka da bir şey değil. Gelelim 15 Temmuz gazilerine. Ne oldu la? Gaziler paralarını almış mıydı? Bir ara AKP gençlik kollarını mı bir yere basmışlardı ya bunlar? AKP parti binasını mı ne basmışlardı? Polis bunlara joplamıştı falan. Dayının bir tanesi de video çekmişti. Sayın saygıdeğer gazilerim. Sıra geldi bize, bizi döviler. Üzerimize tonluk bombaları atanları cezaevinden çıkarttılar. Sıra geldi bize, bizi döviler diyordu ya. Kıymetli gazilerim. Artık darbecileri toplayamıyorlar, darbecileri serbest bırakıyorlar. Artık 15 Temmuz gazilerini alıyorlar. Yakında rahat olun, şehitlerimiz de, şehit polis arkadaşlarımız da mezardan çıkaracaklar, onları da cezalandıracaklar. Onları da cezalandıracaklar. Yani AK Parti hükümeti artık gazileri topluyor, 15 Temmuz gazilerini cezaevlerine atıyorlar. 15 Temmuz gazilerini ne cezin karakollara alıyorlar. Eylem yapmamız yasakmış. Eylem yapamazmışız. Bizce yasak. Artık darbeciler serbest. Devlet uğramlar serbest. 47 tane meslektaşımın özel polis arkadaşlarımın üzerine bir tonluk bombalar atanlar serbest. Ama devleti kurtaranlar hain oldu, terörist oldu. Şu an hastaneye gidiyorum. Hadi günler. Günler. Bunların derdi de biz paramızı istiyoruz. Paramızı alamadık. Bize para verin. Biz boşuna mı sokağa çıktık? Boşuna mı savaştık sizin için he? Boşuna mı bomba yedik? Yemeseydiniz lan. Bize mi sordunuz ya? AKP'nin kullan at politikası devam ediyor. Bunlara hiç üzülmüyorum. Bunlara hiç acımıyorum. Ben bunu yaptığım zaman, bu tarz haberleri yaptığım zaman gaziler Instagram'dan bana mesaj atıyorlar. Beni tehdit ediyorlar. Ey yavrum ey. Acımak yok. Acımak yok abi. Siz hak ettiniz. Ya. Ya. Çıktık gazi olduk ya, biz vatanı kurtardık tabii. Vatanı kurtarmak böyle oluyor ya. İçi boş silah ver askeri öğrencinin eline, eğitime gidiyoruz diye gönder, köprünün üstünde bırak, siz de dövün, adı ne, vatanı kurtardık oluyor tabii. Sanki gerçek darbe görmedi bu ülke. Bu darbe gerçekten 80 darbesi gibi bir darbe olmuş olsaydı, ey yavrum ey, sen evden dışarı çıkacaksın, sen evden dışarı çıkacaksın. 80 darbesini bilenler bilir. Ondan öncekini, ondan sonrakileri bilenler bilir. Yani boşuna konuşmaya gerek yok. Tabii bizim Hulusi Akar, işte boğazımı sıktılar, bilmem şunu yaptılar, beni tehdit ettiler, odadaydım, şuydum, buydum. Yeni görüntüler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu görüntüler eski görüntüler de 15 Temmuz geldiğinde bu görüntüleri tekrardan piyasaya çıkartıyorlar. Çünkü her 15 Temmuz'da konuşuyorlar ister istemez. Madem öyle sen bunu söylüyorsun, al bak 15 Temmuz'da o gece bulunduğun mekanı nasıl terk ediyorsun diye. Etrafında asker, korumalar tabii. Hulusi Akar elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Ne bir tehdit var, ne kafasına silah dayayan var, ne boğazını sıkan var, hiçbir şey yok. Hulusi mekanı terk ediyor. Ama televizyonlara nasıl konuşuyor? Farklı konuşuyor. Bu işler böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta bir gün illaki bu ülkede bazı şeyler değişecek. Bazı şeyler değiştiğinde buyurun gelin size de birkaç soru soralım diyecekler. O zaman illaki ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Gelelim bizim Mustafa Sarıgül'e. Mustafa Sarıgül'ün o meşhur videosu arkadaşlar. Dünkü videomuzun da konusuydu. Bayağı bir güldük, eğlendik. Hepinize teşekkür ediyorum. İlgi alakanızdan dolayı, desteklerinizden dolayı. Şimdi şöyle bir durum var.
Mustafa Sarıgül o bir dakikalık, 1,5 dakikalık videoyu analize göndermiş. Analizde o videodaki kişilerin Mustafa Sarıgül ve koruması olmadığı ortaya çıkmış. Nihayet arkadaşlar Mustafa Sarıgül aklandı. Biz de zaten o videodaki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığını düşünüyorduk. Böylelikle Mustafa Sarıgül aklandığı için, aramıza geri döndüğü için kendisini tebrik ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dün gece alçakça, kahpece bir video yayınlandı. Ne yaptım? Sabahleyin Ulusal Kriminal Teknik bir büroya müracaatta bulundum. Bu büro yaptığı incelemede videonun montaj olduğuna karar verdi. İşte videonun montaj olduğuna dair o karar da şu anda elimde. Konuyla ilgili savcılığa başvurdum. Bu alçaklarla yargı önünde mutlaka hesaplaşacağım. Siyasi hayatım boyunca çok alçaklık gördüm ama inanın ki böyle bir alçaklığı görmedim. Bu alçaklık yapanlar bilsinler ki kaçtıkları yere kadar kovalayacağım. Bizi mahcup etmedi. De. Yani şimdi şöyle bir durum var. Şunu sormak lazım. Sayın Sarıgül diyor ki hem yargı önünde hem de sokakta onların arkasında olacağım, onları peşleyeceğim, onları takip edeceğim, onları boş bırakmayacağım. Tamam, boş bırakma da yani. Dönüp şu soruyu sormak lazım. Sayın Sarıgül, yani o videonun devamı nerede? Yani senin videonu çekenler bir dakikalık bir video çekip de, yani sonuçta bir mekana bir videoyu koyarsın, tamam, kamerayı, o kamera o mekanda, o odada olan biten her şeyi çeker. Tamam mı? O videodaki şahsın senin olmadığını bilebilmemiz için videonun devamı lazım. İşte devamı da nerede? Bir dakikalık bir video. İşte dün dedim ya arkadaşlar, Mustafa Sarıgül gider ve aklanır. Niye? Çünkü videoda Mustafa Sarıgül'ün yüzünün, işte yataktan kalkma, o eğer Mustafa Sarıgül'se, ayağa kalkıyor, orada sadece yanındaki koruması net olarak görünüyor. Mustafa Sarıgül tam net olarak görülmüyor. Bundan dolayı da burada oynama vardır deyip olayın üstünü kapatabilirler demiştim. Olabilir, olmayabilir. Bunlar birer iddia demiştim. Bu videonun devamı nerede? Önemli olan devamındaki pozisyonlar. O videodaki kişilerin kim olduklarını ortaya çıkartır. İşte burada da olayın içerisine işte bu Ali Ağoğlu'nun yapmış olduğu projeye 15 milyon dolarlık yatırım. Hüseyin Sipahi midir, Supi midir, nedir işte? Bu adamla ikisinin arasındaki olay, dünkü videomuzda anlatmıştık. Gerçek Gündem gazetesi miydi, bilmem ne gazetesinden bir hanımefendinin, bir gazetecinin yapmış olduğu haber. İşte eve konulan, giren bir hizmetçinin yapmış, yatak odasına koymuş olduğu bir kamera. Vallahi her şey olabilir, her şey mümkün. Ya biz olamaz diyemeyiz ama devamı önemli bizim için. Biz bu videonun devamını bekliyoruz. Devamında gerçekten kim olduğu ortaya çıkacaktır. Ama bununla yetinirler. İki taraf da birbirine parayı öder, olayın üstü kapatılır. Eğer para ödenmezse, ki işin içinde gerçekten para varsa, paradan dolayı böyle şeyler ortaya çıkıyorsa, biz bu videonun devamını da izleriz. Yapacak bir şey yok. Ya olur olur. Olur böyle şeyler. Ya abi gerçekten zor bir durum. İşte siyaset böyle bir iş. Temiz adamın siyasette pek işi olmuyor arkadaşlar. Siyasete giren adam da temiz kalmıyor arkadaşlar. Tamam. Yani ben siyasete girdim. Girdin tamam da. Temiz bir adamsan temiz kalamazsın. Temiz kalırsan hakkın rahmetine kavuştururlar. Çünkü temiz adama istediklerini yaptıramazlar. İstediklerini yapmadığın sürece de koltukta oturamazsın. Bir yerde bir dosyan olması lazım, bir videon olması lazım, bir şeyin olması lazım ki seni o video üzerinden, o dosya üzerinden tehdit etsinler. Halkın önüne atarız, seni yem yaparız desinler. Bu Türk siyasetinde hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Umarım böyle olmaz diyorum ama maalesef böyle olmaya da devam edecektir. Maalesef bizim siyasetimiz bu. Düşündürücü. Aa başkanım. Başkanım sizi çok seviyorum. Hayır, fotoğraf hayır. Çekilebilir miyim? Hayır, lütfen. Hayır. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum başkanım, insanların içerisinde zik yap. Pardon başkanım, müdahale olmaz. Kardeşim işimiz var, kusura bakma. Peki başkanım. Ne yapıyorsun?
Evet arkadaşlar, başıboş sokak komisyonu başıboş sokak köpeği komisyonu toplanmış mecliste. Tabii herkes birbirine girmiş. Köpeklerin parçaladığı çocukların aileleri, köpekleri savunanlar, milletvekilleri, komisyon üyeleri. Ya kavga gürültü almış başını gitmiş. Ya bu komisyondan ne çıkacağı pek önemli değil. Onu söyleyeyim. Bu komisyonun pek bir hükmü de yok. Bu komisyon dese ki sokak köpeklerini uyutmuyoruz, bunun da bir hükmü yok. Dese ki uyutuyoruz, bunun da bir hükmü yok. Ya buna karar verecek olan halk arkadaşlar. Tamam mı? Yani komisyonlardan çıkan şeylere pek bakmazlar. Ya veterinerler diyor ki biz uyutmayacağız. İşte CHP'li belediyeler diyor ki bizim belediyelerimizde uyutma işlemi olmayacak falan. Şimdi burada da devreye o zaman canı yanan halk giriyor. Yarın öbürsü gün sokaklarda efendim şurada 10 tane köpek öldürülmüş. Burada 5 tane köpek öldürülmüş. Şurada toprağın altında 8 tane köpek bulundu falan. Bu haberleri duyacağız o zaman. Yani bunun önüne geçemezsiniz. Bu bitmez yani, bu sıkıntı, bu kavga, bu gürültü. Bu işin içindeki paralar tabii. Meclisteki 20 tane mi bilmem kaç tane milletvekilinin mama fabrikası. Ya bu tarz detaylara girmeye gerek yok. Bana ne kardeşim? Bak bu kadar ne söylüyorum. Bana ne ya? Yani hiç umurumda bile değil. O kadar söylüyorum. Çünkü zamanında söyledim. Baktım karşımda beni anlayacak bir kitle yok. İnsanlar anlamıyor. Anlamadıkları için de bu işte paraya dönmüş. Yapacak da bir şey yok yani sonuçta. Ben ne konuşacağım? Bana ne ya? Allah Allah. Ben işime bakarım. Çok da talaşmaydı. Cüneyt Özdemir gibi. Tecrübeli adam tabii. Arkadaşlar, aranızda iyi olanlar da var, kötü olanlar da var. Ondan dolayı yani bu işte Cumhurbaşkanımızı tehdit eden de var. Ne yapıyoruz abi? Hiç etliye sütlüye dokunmuyorum. Ben videoları paylaşıyorum. Alın, birbirlerine girmişler. Ne gerek var ya? Ne gerek var abi ya? Haber bu. Alın size haber. Gerek yok arkadaşlar, gerek yok. Sabote etmeyin. Sabote etmeyin. Sabote etmeyin. Sabote ediyorsunuz. Siz ediyorsunuz. Zaten sabote ediyorsunuz. Sabote etmeyin. Sabote ediyorsunuz. Zaten bu halk kendi işini kendisi çözüyor. Yani bıçak kemiğe dayandıktan sonra, buraya geldikten sonra yani kimin ne söylediğinin bir önemi yok. Hangi komisyonun neye imza attığının bir önemi yok. Yok biz CHP'li belediyeyiz, şunu yaparız, bunu yapmayız. Biz AK Partili belediyeyiz, bunu yaparız, şunu yapmayız. Bunu demenin bir hükmü yok. Yeter ki bıçak kemiğe dayansın. Bundan dolayı oturup izliyorum. Bana haber lazım, ben haber yaparım kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Gelelim şu Samsun'daki hele konuşma şekline. Samsun'daki olaya arkadaşlar. Samsun'da rogar kapağını açık bırakmışlar. İki tane görme engelli vatandaşımız düşmüş.
Ya hafif sıyrıklarla atlatmışlar ama. Ya gerçekten. Ülke çok tuhaf bir ülke ya. Vallahi bak. Ya yaşanacak bir ülke değil bu ülke. Şöyle izliyorum. Bakıyorum dışarıdan. Herkes mutsuz. İnsanlar patlamaya hazır. Pimi çekilmiş el bombası gibi. Kimin kime nerede zarar vereceği belli değil. Ya bir mutsuzluk var. İnsanların cebinde para yok. Tamam mı? Ya gelecek kaygısı. Yarın ne yiyeceğim düşüncesi. Tamam. Önümüzdeki ay kira borcunu nasıl öderim kaygısı. Bak bunların hepsi insanları sinir strese sokar. Ve insanlar ister istemez birbirlerine zarar vermeye başlarlar. Tamam. Ve sen maddi olarak sıkıntı çekmeye başladığın zaman gelecek kaygın, yarın ne yiyeceğim düşüncesi, önümüzdeki ay borçlarımı nasıl ödeyeceğim düşüncesi, kredi kartları, şunlar bunlar, bunların hepsi düşünememene sebep olur. Zaten zihniyet bunu istiyor. Düşünme. Sadece hayatta kalmak için mücadele et. Düşünme. Biz yiyelim, içelim, bıçalım, istediğimiz tatili istediğimiz yerde yapalım, hayatımızı yaşayalım, her şey olsun ama sen düşünme. Sen bunları düşünme. Bizim yaptıklarımızı, bizim giydiğimiz işte 200 bin liralık, 300 bin liralık, 500 bin liralık elbiseleri, milyonluk arabaları, milyonluk yatları, gittiğimiz bir geceliğine yüz binlerce dolar verdiğimiz işte otelleri, motelleri bunların hiçbirini düşünme. Sen sadece önümüzdeki ay ben çocuklarımın rızkını nasıl kazanırım bunu düşün. Evleniyorsam beyaz eşyamı nasıl alırım onu düşün. Ya her şeyin zor olduğu bir anasını sattığımının ya evreninde yaşıyoruz ya. Vallahi bak ya gerçekten çıldırmamak elde değil ya. Çıldırmamak elde değil ya. Bir telefon için dünyanın parasını veriyorsun. Ya bir araba almak mümkün değil. Bir ev almak mümkün değil. Sistem sana hırsız ol diyor. Sistem sana çal diyor. Sistem sana çalmadığın sürece ayakta kalamazsın diyor. Ondan sonra bizim hocalarımız çıkmış. Allah rızası, cenneti kazanmak, helal kazanç. Yok efendim harama bulaşma. Şu haramdır, bu haramdır falan. Ya bir tarafta ülkeyi dinle yönetmeye çalışan, Müslüman denilip oy verilen zihniyetin 24 senede getirdiği durum, diğer tarafta da sana Allah'ı anlatmaya çalışan hocaların gelmiş olduğu zenginlik. Ya kardeşim, hangisi doğru? Hangisi doğru yaptı? Yani ülkeyi yöneten Müslüman, Müslüman'ın getirdiği 24 senedeki sonuç bu. Bize dini anlatan Müslüman, Müslüman'ın 24 senede gelmiş olduğu durum bu. Ya İşin sonunda ikisi de zengin oldu. Birisi sadece bir tane yüzükle geldi. Diğeri bir tarikatla binlerce insanla geldi. İşin sonunda ikisi de zengin oldu.